Bölen biziz. Osmanlı'ya gelinceye kadar vallahi bütün kardeşlere bölüyorduk. Çünkü toprak hanedanın malıdır diyorduk ve bölüyorduk biz. Kaça bölüyorduk? Üçe bölüyorduk, beşe bölüyorduk, yediye bölüyorduk. İkinci Kılıç Arslan 11 oğluna böldü. Dikkat et. 11 oğlu. Bugünkü Anadolu gibi de değil o zaman toprağımız. Pardon. Türkiye Selçukluları bugünkü Anadolu'nun 1/3'ü. Her birine bir şehir verdi. Kütahya onun, Eğridir bunun, Konya şunun, Kayseri ötekinin oğullarına pay etti ve kendi bir oğluyla savaş yaparken şehit düştü. 11 oğluna böldü. Böyle bir zihniyet olur mu? Böyle devlet ayakta olur mu? Büyük Selçuklu diyoruz. Vallahi nesi büyük ben anlamadım. Osmanlı'nın yanına vurduğun zaman çadır devleti bile değil Büyük Selçuklu dediğimiz. Çadır devleti bile değil. Tuğrul Bey'i saymak kurucu. Sultan Alparslan. Oğlu kim? Melikşah. Devletin en yüce dönemi. Peki Melikşah'ın torunu devlet yüzü gördü mü? Hadi söyleyin bana. Melikşah'ın hangi torunu devletin başına geçti? Oğullarında devlet bitti. Alparslan, Melikşah ve Melikşah'ın oğulları. Dörde bölündü, birbirini yediler. Gözyaşları ile okurum, inanın. Melikşah'dan sonraki Büyük Selçuklu'yu gözyaşları ile okumuşumdur. O kadar kudretli devlet adamları var. Dörde bölündüler. Birisi Muhammed Tapar'ın yanında, biri Berk Yaruk'un yanında, öteki Sencer'in yanında. Haydi buyur. Birbirlerini yediler. Ve Büyük Selçuklu diye bir şey kalmadı. Kim vurdu Büyük Selçuklu'ya? Torunu devlet yüzü görmedi. Ne yaptı Osmanlı? Bundan ders aldı. Ders çıkarttı. Şu suyu açsana abi. Öyle oturuyorsun. Ne yaptı Osmanlı? Osmanlı'yı en kötülediğimiz nokta bugün. Kardeş katli. Değil mi? Kardeşini öldüren adamlar. Bunlar gözünü kırpmadan böyle hunharca koltuk uğruna kardeşlerini öldüren adamlar. Ya en sevdiğim adamlar bile konuşmuyor mu bazen bunu? Kahroluyorum. İsim de vermek istemiyorum. Gelip konuşuyorlar. Kahroluyorum. Çok sevdiğim adamlar. Vay efendim hata etmişler. İnsanların hatası olur. Bunun da hatası olur. Hata etmişler. Bunu da böyle görün. Başını da yana büküyor. Hani bir şey söylemek istemiyorum. Söylenecek çok söz var ama gibisinden. Hata etmişler kardeşim. İnsanlar hatasız olmaz. Bunu da böyle kabul edin. Yahu kardeşim bunu bir kişi yapsa hata etmişlerim. 300 sene boyunca 16 tane padişah arka arkaya nasıl yapıyor? Anlatsana bana bu hatayı. Basit bir hata mı? Kardeşlerini öldürttürüyor. Basit bir hata mı bu şimdi? Kardeş öldürmeyi ben basit bir hata olarak mı görüyorum? Hadi biri yaptı, hata etti diyebilirim. 15 tanesinin, 16 tanesinin, 16'sı neredeyse kimi oğlunu, kimi kardeşini öldürttü. Nasıl hata oluyor bu ya? 300 yıl boyunca uyguladı. Fatih Sultan Mehmet gibi adam, Yavuz Sultan Selim Han gibi, Kanuni, Cenab-ı Hak onun kardeşi yoktu. İki oğlunu, o da isyan ettiği için, İki oğlunu öldürttü. Kolay mı böyle ya? Adam hata. Neyi hata? Bir gün Pelin Hanım sormuştu Pelin Çift. Hocam dedi, bunlar da kardeşlerini öldürtmediler mi falan dedi. Gözlerini kırpmadan. Vallahi dedim gözünü kırpsa öldürtemezdi zaten. Bana bu soruyu böyle değil de Osmanlı'nın en övündüğün yönü nedir deseydin kardeş katli meselesidir derdim dedim. Şaşırdı yerinden zıpladı. Söze bak. Benim Osmanlı'nın en övündüğüm, en gurur duyduğum yönü kardeş katlidir dedim. Bu sözü öyle söyleyecek kolay bir adam yok. Ama içini dolduracaksın. Benim için, senin için, milleti için, dini için, devleti için kendi kanından verdi. Kim yapabilir bunu devlet için? Osmanlı'da mülkü millet dini devlettir. Devlet demek din demektir. Millet demek mülk demektir. Ne din kalır, ne devlet kalır, ne mülk kalır. Ne millet, hiçbir şey. Peki ne yaptı Osmanlı? Bütün bunlar için içine akıttı, zehri yuttu, o acı şerbeti içti ve kardeşine kıydı. Kolay değil bu arkadaşlar.
Bütün alimler sustu 300 sene boyunca. Akşemseddin, Molla Hüsrev, Molla Gürani, Kemal Paşazade, Zembilli Ali Efendi, Ebu Suud Efendi. Yahu be kardeşim, dilsiz şeytan mı bunlar? Söylesene bana, hepsi niye sustu bütün bu alimler? Yavuz gibi celalli bir padişahın en az 5 tane kararını geri aldırttığını biliyorum. Kimin? Zembilli Ali Efendi'nin. Yapamazsın diyor. Yavuz'un eli böyle atın gemini çekiyor, eli kılıcına gidiyor. Solaklara bir göz işareti yapsa adamın kellesi gider. Fakat susuyor. Çünkü biliyor ki Allah için konuşuyor. Ertesi gün adamı çağırıyor zembirliği, Anadolu kazaskeri. Seni Rumeli kazaskeri yaptım diyor. Diyor ki hünkârım, sen beni dünkü sebep yüzünden yapıyorsun. Dünkü konuşma. Henüz daha benim sıram gelmedi. Daha ben orayı sıram gelmedi. En az bir yılı dolması lazım Anadolu kazaskerliğinde. Kabul edemem diyor. Öyle alimler var o dönemde 300 senede. Vallahi padişahları dinlemeyen alimler var. Ben bunları biliyorum. Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet'i bırakıyor. Göyne'ye gidiyor. İstanbul'da tutamıyor. Geliyor nasihat ediyor. Molla Gürani bir meselede kızıyor. Doğru Mısır'a gidiyor. Fatih Sultan Mehmet geri getirinceye kadar canı çıkıyor. Böyle. Alimler öyle. Ya kardeşini öldürecek ve hepsi susacak 300 sene boyunca. Nasıl olur bu? Böyle bir şey var mı? Arkadaşlar, o zaman bizim şimdi pençe işte harekat, her gün 2-3 şehit. Ne için şehit oluyor bu Anadolu gençleri? Bu milletimizin her gün dua ediyoruz. Onlara 5 vakit dua etmeden yatma. Uyuma sakın. Bugün bakın biz şurada rahat konuşuyorsak, rahat hareket ediyorsak o Mehmetçiğin sayesinde oluyor. Bunları unutmamak lazım. Ateş düştüğü yeri yakar. Birimizin bugün kardeşi veya evladı orada şehit düşse ne halde oluruz? Unutmamamız lazım. E niçin şehit oluyor? Vatan için değil mi? Namus için, millet için, din için değil mi? Osmanlı'da bunlar bölünmesin, gitmesin diye kardeşine kıydılar. Yavuz Sultan Selim iki kardeşini öldürttüğünde oturup ağlıyor. Zannetmeyin ki bunlar üzülmüyor. Nereden geldi bu bizim başımıza diye oturup ağlıyor arkadaşlar. Saltanatı alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden evlaymış. Bunu zannederler ki Yavuz tasavvuf için. Hayır. Keşke benim başıma bu gelmeseydi. Ben bir dervişin dergahında temizlikçi olsaydım da benim başıma bu gelmeseydi. Ona verildi. Cenab-ı Hak onu seçti. Alelade vatandaş olsaydı kardeşine kıymayacaktı. Ama bu vazife ona verildi. Düştü. Mecbur. Çünkü yok. E hocam ya, 2 yaşındaki çocuk, onu da öldürttürüyorlar. Nasıl oluyor bu? Kabul etmek kolay değil, değil mi? 2 yaşında çocuk hocam nasıl öldürttürüyor? Şimdi hemen cevabı hazır. Allah Allah. Ya kardeşim, Fatih'in kardeşi, özür dilerim. Fatih'in babası, 2. Murad'ın kardeşi Mustafa isyan ettiğinde kaç yaşındaydı diyorum. Bakıyor yüzüme. 6 yaşındaydı. 6 yaşındaki çocuk isyan eder mi? Niye isyan etsin? Selçuklu'da o isyan eden çocuklar kaç yaşındaydı diyorum. 2 yaşındaydı. 2 yaşında çocuk isyan eder mi? Onun bir çevresi var, lalaları var. Biliyor ki o çocuğun hakkı var saltanatta. Onun adına isyan ediyor. Onu bırakmıyor. Onun adına, onun için yani her an isyana hazır. Büyüyüp de 18 yaşında isyan edecek diye bir şart yok. 6 yaşındaki çocuk neden isyan etsin? Etrafı isyan ettiriyor. Olay böyle bir hadise. Hakkı var çünkü. Başka bir şey değil. E bakıyoruz. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi'nde bir profesör vardı. Zeynep Tarın. Yine TRT'de bir programda. Ben kabul edemiyorum dedi. Yine de başka bir yol bulsalardı dedi. Bir gün tartışıyoruz bu mevzuyu. Başka bir yol bulsalardı. Vallahi hanımefendi dedim. Evet profesörsünüz ama hani bayansınız. Bayanlar biraz duygusal bakar hadiseye. Bunu anlayabiliyorum. Yani bayanlar daha çok %70 duygusal bakar. Yani çocuğa baba gibi mesela düşünmez. O biraz daha bakışı duygusaldır. Bunu anlarım. Ama siz dedim ilim adamısınız. İlim insanısınız.
Niye başka bir yol bulsalardı demenizi çok garipsedim. Buldular dedim. 300 sene sonra buldular. 1. Ahmet Han'dan itibaren öldürmediler. 4. Mehmet Han'dan itibaren de en yaşlı olanı tahta çıksın dediler. Ben böyle bir aile görmedim arkadaşlar. Öldür dediler, öldürdüler. En büyüğü tahta çıksın dediler. Hepsi kabul etti. Bana söyleyin, bir tanesi isyan etsin. Hadi gösterin, bakın. Halbuki tahta çıkıyor, geride çok yetenekli şehzadeler var. Hiçbirisi girmiyor ya mücadeleye. Çok enteresan. Böyle asil bir aile yeryüzü göremez. Biz onları tanıyamadık. Peki dedim, kabul ettiler. Şimdi size soruyorum, bana cevap verin dedim. Genç Osman'ı, ikinci Osman'ı kim tahttan indirdi, kim öldürdü? İbrahim Han'ı kim tahttan indirdi, kim öldürdü? 4. Mehmet Han'ı kim tahttan indirdi? 3. Ahmet Han'ı kim tahttan indirdi? 3. Selim Han'ı kim tahttan indirdi, kim şehit etti? Abdülaziz Han'ı kim tahttan indirdi, kim şehit etti? 4. Mustafa'yı kim tahttan indirdi? 2. Mustafa'yı kim tahttan indirdi? Abdülhamit Han'ı kim tahttan indirdi? Söyle hadi. 16 padişahın 9'u darbeyle indirildi.